Selamlar dostlar. Bugün açımız farklı. Kamerayı çekim açısını farklı şekilde ayarlamayı denedim. Farklı bir aparatım var. Sürekli taktığımda düşen. Ama bakalım bu sefer başaracak mıyız görelim. Ya bugünkü sohbet üzerine olacak bugünkü video. Neler yapıyoruz, neler ediyoruz. Her hafta böyle videolar çekmeye çalışıyorum vlog tadında biliyorsunuz. Bilmeyenler, ilk defa izleyenler için ben Özgür. Burası Kanada. Kanada'nın en doğusunda, yani en doğusunda bulunan bir eyalette yaşıyorum, Nova Scotia. Halifax şehrindeyim, Dartmouth bölgesindeyim. Sizlerleyim şu an. Şu an Hazal'ı bekliyorum. Hazal'ın bir işi var dışarıda. Ben de arabada pinekliyim dedim, oturayım biraz dedim. Şu an bir residential bölge diye geçen ama yine de iş yerlerinin olduğu, nasıl, plaza, küçük bir plaza, normal büyük plazalardan değil, öyle bir bölge diyeyim. Yani plaza deyince Türkiye'de farklı bir algı var. Plaza, bu uzun binalar veya ne bileyim plaza bölgeleri, neyse çok onu karıştırmayayım. Evet, bugünkü sohbetin genel konusu boş bir konu olmasını istedim. Genel konusu gene kişisel hedef koyma, işte kendini motive etme, bir işi başarma gibi benim çok fazla kendimi motive edemediğim konular. Yani bu 2023 yılına girerken girdik, işte bugün ayın 10'u, Ocak 10'dayız. Kendi planlarımı gözden geçiriyorum her gün. Yeni yıl için çok fazla yapmak istediğim şey var. Tabii ki başaramayacağım bunların çoğunu, ya da böyle başaramayacağımı düşünüyorum. Tabii öncelikli olarak kızımı sağlıklı bir şekilde büyütmek. Önceliğimiz o şimdilik. Kızımız büyüdükten sonra daha farklı tabii önceliklerimiz olacak. Onun okulu, işte yani o okulu olacak genelde önümüzdeki 20 yıl boyunca. Onun sağlığı ve okulu öncelik olacak. Sonra işte kendi isteklerimiz, işte kariyer vesaire gibi konular girecek. Benim yapmak istediğim şeylerden birini söylemek istiyorum. Normalde biliyorsunuz ben oyun stüdyosunda çalışıyorum. Hem oyun tasarımı işinde hem işin daha teknik kısmında ki pozisyonlarda çalışıyorum. Pozisyonda çalışıyorum daha doğrusu. Ama kendi projemi yıllardır farklı farklı kendi projelerimizi geliştirdik kardeşimle. Bundan sonraki yapmak istediğim proje, yıllardır istediğim bir tarzda bir proje olacak. Bunun için tabii fazlaca ekstra bir disiplinli bir çalışma ortamı yaratmam gerekiyor kendi. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Şimdi ben şu ara çok meşgulüm. Full time olarak Ubisoft'ta çalışıyorum. Üstüne part time diploma programı okuyorum. Üstüne part time bir işte başka bir işte çalışıyorum. Tabii bir de evde yemek memek o işlere bakıyorum. Hazal müsait olmadıkça. İşte temizliktir, işte çamaşır falan filan. Bir yandan da bu projeyi hayata geçirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Tabii bu proje 2023'te başlıyorum aktif olarak burada. Projeden daha sonra bahsederim. Proje hikayeli. Çok spoiler vermeden üzerinde yıllardır çalıştığım bir hikaye. O hikayeyi oyunlaştırmayı planlıyorum. Güzel bir adventure macera oyunu. Eski klasik kafada gidecek ama güncel grafiklere sahip. Üzerinde uzun sürede çalıştığım senaryosunu yazdım. 2-3 saatlik oyun süresi olan lineer bir oyun diye aklınıza gelsin. Birinci şahıs kamerasında şeklinde olan FPS diye adlandırdığımız öyle bir oyun. Ya bu konsepti, bu iş sektörüne uzak olanlar, biraz üşüdüm dur. Uzak olanlar ya çok fazla aşina değil bu söylediklerime. Ama tabii bu tarz projeler keyif için yapılmıyor. Ben mesela hayat gayem böyle bir şey yapmak. Ama yapmakla bitmiyor. Bu işin çok fazla kısmı var. Güzel olması gerekiyor bir kere. Oynanışı, mekanikleri, grafikleri, evet, onlarla üzerine düşmem gerekiyor bayağı. Hepsini ayrı ayrı
Game Design Document diye, yani oyun tasarımı dokümanı diye adlandırıp öyle yapmak zorundasınız. Planlı bir şekilde gidebilmeniz için. Şimdilik takımımızda, ekibimizde kimse yok kardeşim ve ben haricimde. Kardeşim de oyun tasarımı, dijital oyun tasarımı okuyor Türkiye'de. Yani o işin yazılım kısmında, ben işin daha çok hem oyun tasarımı hem de görsel tasarım kısmında olacağım. Bakalım yani, burada paylaşırız projeyi. Yani projenin estimated, yani öngörülebilir bitirme tarihi veremiyorum şu an, ama 1 ile 2 yıl içerisinde takriben oyunun gameplay süresine göre değişir, ama 1 sene, 1-1,5 sene diye düşünüyorum. Çünkü bu işin, yani daha önceki tecrübelerimden dayanarak, kişisel tecrübelerimden, çünkü şirketteki tecrübelerimi çok fazla paylaşamıyorum. Orada daha farklıydı. Biz bilgisayara çıkarmayı düşünüyoruz kardeşimle. Benim işimde çalıştığım sektör mobil oyun sektörü. Dolayısıyla çok iki ayrı pipeline, sürece sahip. Dolayısıyla farklı farklı biçimde yürütülmesi gerekiyor. Neyse. Bakalım yani, bu iş benim çoğu zamanımı alacak, dediğim yani diğer kalan zamanımın çoğu zamanını. Çok fazla uykumdan feragat etmek de istemiyorum çocuğun sağlığı için, ama yine de bu sene içerisinde başlayıp belki de 6-7 ayda bitirebileceğimiz bir proje olacak. Ekibin büyüklüğüne göre değişecek diye tahmin ediyorum bu etapta. Evet. Oyun tasarımcı arkadaşlarımız varsa belki de onların da böyle projeleri varsa, onlar da der ki işte benimki şu kadar sürdü, işte ben şu problemle karşılaştım benim projemde. Yani bu kanalın oyun tasarımıyla alakalı pek ilgisi, o ilgili bir kanal yapmıyorum, ama yine de benim kariyerimle alakalı şeyleri burada paylaşmayı seviyorum. Dolayısıyla bu da onun bir parçası. Bakalım, umarım umduğum gibi gider. Çünkü yapmak istediğim proje gerçekten hani içine çok fazla benden bir şey katmak istediğim şeyler olduğunu düşündüğüm şeyler var. Bakalım. Evet, bunun dışında başka neler var? Başka neler var? Öyle düşünelim. Yani bu ara kızımın pasaport süreci var işte. Onun pasaport sürecine kağıtlarını çıkarmıştım. Çok üşeniyorum. Çünkü sıra oluyorlar bazen. Veya şey yapabiliyorsunuz. Pasaport belgelerini doldurup fotoğrafları falan filan, garantör bilmem ne işlerini ayarladıktan sonra postaya verebiliyorsunuz yani. Postayla atıyorsunuz ama o uzun sürüyor. Sanırım ben gidip elden yapacağım. Dediğim gibi hafta içi full çalıştığım için şimdilik yapamadım. Bakalım, bir fotoğrafları da çektirmedik aslında. Fotoğraflar çekilse belki giderdim de uzattım bayağı yani. Bakalım, belki önümüzdeki hafta ya da bu hafta, bugün ayız, bugün salı günü, belki yakında giderim diye düşünüyorum. Evet. Böyle içimi döktüğüm, ne kadar konuşsam da boş konuştuğum ya da kendi şeylerimle, düşüncelerimle sizi oyaladığım bir videoda herkese selamlar, sevgiler diyelim o zaman. Her hafta birkaç video gelecek biliyorsunuz. Belki de daha fazla. Canım sıkıldıkça video yapıyorum ya da böyle boş vakit buldukça. Kanalı çok çok daha aktifleştirmeye karar verdim. Lütfen beğenip yorumlarınızı paylaşırsanız kanalı genişletip tecrübelerimi yayabileceğim bir ortam sağlarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın arkadaşlar.